Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda sizlerle parfüm, cilt bakımı, moda ve hayatın diğer tatlı zevkleriyle ilgili her şeyi paylaşıyorum. Bugün ise önümde 8 tane şişe duruyor. Bu 8 parfüm genel olarak erkekler için piyasaya sürülmüş parfümler, kokular. 4 tane niş, 4 tane de designer parfümü ve bunların benim için ortak özelliği ise seksi olmaları. Eğer bu listedeki parfümleri merak ediyorsanız bir biranızı alın, bir cips alın, bir kahve alın, bir şey alın. Ben de aldım böyle bir içecek elime. Çıkın gelin bakalım neler oluyor. Evet şimdi bu listedeki parfümlere başlamadan önce 3 tane çok önemli şey söyleyeceğim sizlere. Bunlardan ilki daha önce de bahsetmiştim videolarımda. Hiç kimse hiç kimse için seksi olmak zorunda değildir. Eğer bunu yapmak istiyorsanız parfümleri de bu amaç uğruna kullanabilirsiniz. Ama bu sizin isteğiniz üzerine olmalı. Ve de seksi olurken bu bir kadına karşı ya da birkaç kadına karşı olabilir. Ya da bu bir erkeğe ve de birkaç erkeğe karşı olabilir. Ya da bu hem erkeklere hem kadınlara karşı olabilir hiç problem değil. Aynı zamanda haftanın sonu gelmiş, cuma günü çok yorgunsunuz, hiç kimsenin ağız kokusunu çekemeyecek durumdasınız. Oh güzelce de parfümünüzü sıkarsınız, bilgisayarınızın ekranınızın başına geçersiniz, kendi kendine de yetersiniz. Evet bugün tabi kediler de şimdi erkek parfümleri yaptığımızı duydu. Geldiler çıldırdılar arkada. İkinci önemli nokta. Şimdi, benim listemde Allure Homme'lar, Bleu de Chanel'ler, neydi bir tane daha vardı, Invictuslar. olmayacak biliyorsunuz ki. Bunlardan bahsetmeyeceğiz ama bu demek değil ki onlar kötü, onları sıkmayın ya da ne bileyim Dolce Gabbana'nın mavinin 50 tonu şeklinde piyasaya kustuğu parfümler yok. Ama dediğim gibi sizi mutlu ediyorlarsa, sizi güzel hissettiriyor, kuvvetli hissettiriyorlarsa lütfen benim dediklerimi dikkate almayın. Kullanmaya devam edin. Parfümde tek kural sizin mutluluğunuz. Ve üçüncü nokta işte bu çok önemli. Çok dikkatli dinlemenizi istiyorum sizden. Çok yakışıklı olmayabilirsiniz. Depresyona girmişsinizdir. Yaş almaya başlamışsınızdır. Spor yapmak bu aralar zor olmuş olabilir. Göt göbek biraz dağılmış olabilir. Penisiniz küçük olabilir. Benimki de küçük. Hiç problem değil. Önemli olan sağlıklı olsun. Ama Ama Hayır kelimesinin anlamını bilmiyorsanız. Kadınlara ve de hayvanlara karşı saygılı davranmıyorsanız. Kadınlara karşı şiddet uyguluyorsanız fiziksel, duygusal, sözlü. Gidip Roja Dava kendinize özel parfüm yaptırsanız bile sizden ne köy olur ne de kasaba defol. Evet, şimdi listemize başlayabiliriz. Listeye ben direkt güm diye giriyorum. Ve de karşımıza ne geliyor biliyor musunuz? Diyor on antans o de parfum. Şimdi bu parfüm hakkında, notaları hakkında çok konuşmayacağım. Kült François Demachy, Dior'un in-house perfumer'ının hayatında yaptığı en iyi parfüm tartışmasız. Çok iyi yaratılmış, insanı çok iyi tanıyan bir insan tarafından yaratılmış bir parfüm. Çok güzel kokuyor. Anlıyorum 2011'den bu yana çeşitli reformülasyonlara uğradı. Tahminime göre ve hissettiklerime göre ben bu biraz pudralı özelliğini sanki kaybedip biraz sanki tazeleşti. Benim hayatımda bütün tüm şişesini full barılını en fazla aldığım bitirdiğim parfüm budur. Birçok kez kompliman almıştır, ismi sorulmuştur harika kokuyor. Bunu kimin kaç kişinin sıktığının hiç önemi yok. Beni izleyen erkeklerin tek 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 yatak odalarına gideceğim. Komedinlerine, tezgahlarına bakacağım. Eğer bu parfümü göremezsem Sephora'ya gidiyoruz. Sephora'ya gidiyoruz ve hepiniz nereye gidiyorsanız artık mağazanız bu parfümü ediniyorsunuz. François de baş yapıtı en iyi diyor parfümü üzerine tanımıyorum. Mükemmel kokuyor. Her yere sıkabilirsiniz. İş yeri, spor, cami, nereye gidiyorsanız, sahil yürüyüşü, plaj, her yer. Size bir şey anlatayım, şaka değil. Uzun boylu adamlar seksi seksi eşofmanları giyiyor, köpeklerini yürütmeye çıkıyorlar, köpeklerinin üzerine bile sıkıp benim siyajım artsın diye dolaşan erkekler var. Mutlaka gidip bu parfüme bakıyorsunuz. Geleceğim varsa yatak odamıza, göreceğim var da yazmayın aşağıya. Onu da gördüm. Diyorum ve ikinci parfüme geçiyorum. İkinci sıradaki parfüm Narciso Rodriguez'den gelecek. Bunun adı For Him Bleu Noir. Şimdi bu Pudralı, tahtalı, vetiverli bir parfüm kendisi. Çok profesyonel, böyle hem maskülen, hem temiz, hem iş yerine çok uygun bir parfüm. Çok büyük siyaj, çok büyük bir projeksiyon almayacaksınız, etrafa saldırmayacaksınız. Ama iş yerindekiler de şöyle masanıza doğru eğildiğinde bayanlar kesinlikle böyle bir gelecek üzerlerine doğru hafif böyle ferah. Bakın ben normalde ferah parfümlerden çok bahsetmem. Ben bunda bir ferahlık, bir güzellik alıyorum. Aynı zamanda böyle maskın temizliğini, tahtaları ve pudrayı da alıyorum. Bu tam benlik, bu tam sizlik aslında. E, profesyonel e, erkekler iş yeri için böyle çok e, saldırgan ve ofensif olmayan parfümler tercih ediyorlarsa Narciso Rodriguez, For Him, Bleu Noir, Eau de Parfum konsantrasyonuna lütfen baksınlar diyorum. Çok hoş bir koku öneriyorum. Şimdi diyorsun ki benim yaktığım kadın ya da etrafındaki kadınlar hipnotik poison sıkıyor. Ay çok güzel kokuyorlar. Benim de aklımdan geçmedi değil ama yani bana olmaz o. Yani şimdi hiç ortalığı karıştırmayın. Ama ben de onun gibi böyle yani oturaklı ama aynı zamanda seksi böyle yani adından söz ettiren bir parfüm istiyorsanız yine bir eau de parfum konsantrasyonu gelecek ve bu Guerlain'dan gelecek ve bu L'homme ideal olacak. İdeal erkeğin kokusu. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim mi? Gidip Tom Ford Lost Cherry'e çantanızı boşaltmanıza gerek yok. Doğru düzgün kalıcılığı yok. Çok güzel kokuyor açılışında. Sonra hemen gidiyor rengi mengi güzel ama ben size diyeyim Alın işte burada da var. Badem, tatlılık, hafif böyle baharatlılık, kirazlar, vişneler her şeyi koymuş. Gerlan çok iyi parfüm yapar. Yine yapmış burada. Ben o da parfüm konsantrasyonunu çok seviyorum. Çok tatlı bir maskülenliği var. Bu böyle ideal erkeğin kokusu biliyor musunuz? Böyle pazar günü çocukları pusete koyup dışarı çıkıp puset iten erkeğin kokusu. Diyor ki böyle ay bir karıma vakit vereyim, bir kendine baksın, bir maske yapsın, bir kollarını alsın diyen böyle düşünceli erkeğin. Ama aynı zamanda maskülenitesini, seksiliğinin de farkında olan, beni onu kullanmak isteyen erkeğin parfümü bu. Mutlaka bakın diyorum. Buna da benim notum çok yüksek. Yaklan, lom ideal, eau de parfum konsantrasyonu. Bu arada, al bayanlar için maske yapsın kollarını alsın dedim ama hiç kimse kıllarını almak zorunda değildir bildiğiniz gibi. O olay da sütyen gibi toplum tarafından empoze edilmiş bir olay. Ne istiyorsanız onu yapmalısınız diyorum. Ve de dördüncü parfüme geçiyorum. Seksi erkek parfümlerindeki. Bu size Manhattan'dan gelecek. Amerika'dan. Bond No. 9'dan gelecek. Tartışmalı bir marka. Daha önce de söyledim. Sevenleri var. Sevmeyenleri var çok sentetik bulanları, çok pahalı bulanları, şişelerini acayip avam bulanları var. Ama dediğim gibi ben nötrüm ve bazı parfümlerini çok seviyorum. Ve ben size Bond No. 9'dan bir oud gül kombinasyonu getiriyorum. Bond Number 9 New York Oud. Bence gayet sıkılabilir. Çok iyi bir gül ve ut kombinasyonu. Bu gül ve ut kombinasyonları çok hayvani, kokarcı olabiliyor. Ama burada o olayı meyveli tarafa çekerek çok iyi dengelenmiş ve de meyvelerde de çok güzel bir erik notası alıyorum. Kuruyuşunda biraz böyle bir kokarcılık yapabilir size. Ondan dolayı soğuk aylara mutlaka öneriyorum. Ama bir erkek bunu böyle bir sıkıp yani özellikle böyle bir kıllı göğsüne falan sıktığında buram buram geliyor. Yani anlatamam size. Böyle açıp yırtasınız geliyor. O derece çok güzel kokuyor. Gülü çok güzel alıyorum. Udu çok yani udun o havasını da alıyorum ama dediğim gibi kesinlikle giyilebilir. Yani böyle Harika bir şey oluyorsunuz böyle. Yani Orta Doğu'nun zengin, seksi prensleri gibi bir şey oluyorsunuz. Çok sevdiğim bir parfüm. Çok da sıkarım. Gördüğünüz gibi en büyük boyu var bende. Fiyatı pahalı bunun ama ucuzcu sitelerde bulabilirsiniz. Milletin ne dediğine bakmayın. New York Wood, Bon No. 9'dan gayet iyi bir gül ve wood kombinasyonu. Mutlaka bakın diyorum. Ve de, ve de, ve performansı inanılmaz. Aa, şu ana kadar aslında performansı gayet iyi olan parfümlerden bahsettim. Diorum'un performansı biraz düşmüş son yıllarda onun farkındayım. Şu ana kadar en zayıf olanı ise yine size iş yerinize giyin dediğim, böyle resmi olun dediğim Bleu Noir. Bunun tazelenmesi gerekebilir ama bu da ben hala o de parfum konsantrasyonunda öneriyorum. Ve de şimdi diyorsunuz ki bana ben İhaleye ihaleye gideceğim. Forslu adamlarla yemek yiyeceğim tamam mı? Yani ben tamam o New York oudu sıkarım. oud istiyorum. Bir güçlü olsun istiyorum. Vücut dilimle parfümün paralel konusunu istiyorum. Ama yani ben o kadar bir gül meyve olayına bugün girmeyin. Ama ben yine de maskülenitemi konuşturayım. Aynı zamanda ne kadar well-rounded, böyle ne kadar eğitimli, ...kalifiye bir insan olduğumu da etrafa göstereyim. Benim ne kadar zevk sahibi olduğumu anlasınlar istiyorsanız. Sıradaki parfüm... ...Initio Parfum Privé'den gelecek. Bundan daha önce bahsettiğim yukarıda çıkacaktır. Wood for Greatness. Çok iyi yapılmış bir wood parfümü. Çok iyi westernize edilmiş bir wood parfümü. Açılışında biraz çarpabilir ama yine de tatlılık çok iyi oluşturulmuş. Lavanta eklemiş. Lavanta favorim değildir. Çok iyi kullanılmış. İnanılmaz. Canavar gibi bir performans sergiliyor. Of of of. Hem seksi hem profesyonel. Hem tatlı hem cesaretli. Tam böyle bütün maskülen yanlarınızı çok güzel şekilde ortaya çıkaracak, aydınlatacak. Aynı zamanda da bu naif, duygusal bir insan olduğunuzu alttan alta gösterip çok iyi bir denge yaratacak bir parfüm. Mutlaka bakınız diyorum. Çok güzel. Evet, son 3 parfüme geldik. Şimdi sıradaki parfüm Edition de Parfum Frédéric Malle'den geliyor. Bunun adı ise Musk Ravageur. Kendisi burada. Bende bunun full şişesi yok ama bu Hede Malle çok güzel böyle 10 ml galiba şişeler sıkıyor. Bayılıyorum bunlara. Çünkü bu benim çok sıktığım bir parfüm değil. Ama bu mükemmel bir erkek parfümü. Bu özellikle böyle kış aylarında, tatil zamanlarında, böyle kış ayları derken güneş tatili değil, böyle bir Christmas, yeni yıl ...zamanları gibi bir kokular hissediyorum. Sıcak, baharatlı gibi, vanilyalı gibi, tarçınlı gibi. Bu böyle mükemmel bir hava yaratıyor sıktığınız zaman. Ben bunu koklayınca ne düşünüyorum biliyor musunuz? Ben şimdi sizi yine Manhattan'a, dünyadaki en sevdiğim yere götüreceğim. Ama bu sefer lokasyonu biraz spesifik atacağım. Upper East Side'a e götürüyorum. Bu Upper East Side'da böyle binalar var, kandolar. Böyle orada işte klinikler oluyor, plastik surgeonlar olabiliyor. işte ya da zengin insanlar yaşıyor. O, o binaların bu uh, Christmas, yeni yıl dönemi geldiğinde girişlerinde çok güzel gerçek çam ağaçları oluyor. Ve de öyle pahalı ki böyle ağaç silksen 2000-3000 dolar değerinde süs düşecek üzerinden tamam mı? bir erkek bunu sıktığı zaman benim için o ağaç oluyor. Böyle, böyle mutlaka bakıyorsunuz, böyle dokunmak istiyorsunuz. Ayama gidersen, dokunursam da böyle ne olur diyorsunuz. Ama aynı zamanda oradan orasını burasını sallamak, orasıyla burasıyla oynamak istiyorsunuz. Böyle tam bir mıncırmak istiyorsunuz tamam mı? Bu o. Buna bayılıyorum. Çok güzel. Yani erkekleri o kadar güzel yakışıyor ki mutlaka bakın diyorum. Ve de bakın gördüğünüz gibi bu da pahalı bir parfüm ama en pahalısı en büyük boyunu almak zorunda değilsiniz. Gidin alın benim gibi böyle kafanızı estiği zaman böyle tam yenilmelik, içilmelik, ısırılmalık bir şey olduğunuz zaman sıkın sıkın gidin bunları. Bakın gösterin o kadınlara neler oluyor. Hepsi bayılacak. Ya da adamlara yaptığınız adamlar. Adamlara da çok güzel seviyor bunu. Bunu mutlaka bakın. Bu neydi? Tek küçük şişedir var bana ama full şişesini alabilirsiniz. Arkasındayım. Edition de parfum Frédéric Mal Musque Ravageur. Evet sıradaki parfüm ise <laughs> Şimdi bu Safran açılışlarda çok güzel oluyor. Çok böyle maskülen bir hava veriyor ama onu da çok böyle öteye doğru atmıyor. Hala feminenliği de koruyor ve de parfümün orta ve kapanış kısmına çok iyi yol hazırlıyor. E, wood for Greatness'ın açılışında Safran vardır. Ama şimdi orada oud da vardı ve onda bir keskinlik vardı. Bana dersen ki ben oud sıkmayacağım ama ben neredeyse bu listede şu ana kadar par bahsettiğim parfümlerin Karışımı bir parfüm istiyorum ve de böyle ben parfümü sıktığımı dövme gibi parfüm istiyorum diyorsanız çok kalıcı olsun. Pazardan sıkayım, cuma namazında koksun istiyorsanız bunun tek çözümü var. Maison Francis Cortijan Baccarat Rouge 540 Extrait de Parfum. Şimdi ben kanalımda Baccarat Rouge'un... Eau de Parfum konsantrasyonunu anlattım. Fakat bugün bunu göstermeyeceğim. Bugün ben daha çok beğendiğim altını çiziyorum. Bence bu Eau de Parfum konsantrasyonundan daha iyi. Extrait de Parfum konsantrasyonundan bahsedeceğim. Açılışına çok güzel safran eklemiş. Bugün bunu koluma sıktım. Ya var ya bayıltıcı, kesinlikle mükemmel bir koku. Yani aslı ben orijinal Odoparf'tan daha çok beğeniyorum. Giysilerde 48 saat veriyorum. Çok güzel kuruyor giysilerde. Üstünüzde de mükemmel, özellikle kıllı bir vücudunuz varsa kıllara Sıktığınız zaman parfümümüz saçı sıkmış gibi oluyor biliyor musunuz böyle pafsıyor pafsiyor pafsiyor ama hiçbir zaman da böyle çok böyle aşırı baskıcı bir hava yaratmıyor ancak birisi size yakınıza gelirse hissediyor ki zaten onu istiyoruz çünkü bugün bu listeyle yatıyoruz onun için mutlaka bakın diyorum e, orijinal e, oda parfüm koncentrasyonu da alabilirsiniz ama dediğim gibi erkekler için daha iyi bir çözüm var. Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 Extrait de Parfum. Evet. Listemizdeki son parfüme gelmiş bulunuyoruz. Şu ana kadar sizlere biraz böyle ağır, etrafı bayağı saran parfümlerden bahsettim. Ama iş yeri için parfümlerden de bahsettim. Plaz plazadan yatağa geçtiğiniz neydi o? Narciso Rodriguez blönü var. Aynı zamanda diyorum da her yere sıkabilirsiniz. Onlar çok rahat böyle plazadan yatağa gider. Ama dersen ki bana egemen yani bunlar tamam çok güzel bunları da sıkıyorum. Ama biliyorsun ki hem kadınlar hem erkekler böyle duştan çıkmış erkek kokusunu çok seviyor. Çok seksi buluyor. Katılıyorum. Ben de seviyorum açıkçası. Ama biliyorsunuz benim cevabım o gruba biraz farklı olacak. Videonun başında da bahsetmiştim. Ben öyle light blue'lar, limonlardan falan, pirillerden bahsetmiyoruz bildiğiniz gibi bu kanalda. Ama ben ise cevabı çok spesifik olarak veriyorum size. Bu cevap Tom Ford'dan gelecek. Bu cevap bir audepach konsantrasyonu olacak. Ve bu cevabın adı ise Tom Ford Grey Vetiver olacak. Bence, benim fikrime göre piyasadaki en iyi vetiver parfümü budur. Hem temiz hem maskülen vahşi. Hem ferah limonlu hem pudralı. Dört köşeden saldırıyor. Hem giyeni hem koklayanı zevkten dört köşe ediyor. Harika bir parfüm. Performansı mükemmel. Tom Ford'un en iyi ürünlerinden bir tanesi. Yani işte bana böyle taze, piril kokusu falan yapacaksanız bana Tom Ford Grey Vetiver'le gelin. Bir ek dizlerimin üzerine çöküyorum. O derece. Yani çok güzel bir parfüm. Çok büyük komplimanlar alacaksınız. Çok güzel kokacaksınız. Mutlaka buna bir şans verin diyorum. Tom Ford Grey Vetiver o de parfum konsantrasyon. Evet, bugün listemizi tamamlamış bulunuyoruz. 8 tane parfümden bahsettim. 4 niş, 4 designer. Bunlar benim için gayet seksi, kendini bilen, maskülen erkeklerin parfümüydü. Ama bu erkeklerimiz yine bahsettiğim gibi başta gayet saygılı, gayet eğitimli, gayet kültürlü erkeklerdi. Ve benim size sorum. Daha fazla erkekler için olan parfüm videoları yapmamı istiyor musunuz? Cevabınız evetse lütfen bu videoyu likelayın ve de bana aşağıda yorumlarda belirtin. Aynı zamanda bana belirtin aşağıda, biz bu parfümleri kullanıyoruz, sen bunlardan bahsetmedin deyin. Ben bu parfümü seviyorum, çok da randıman alıyorum. Kadınlar peşinde, pervane. Herhalde sen bu parfümü bilmiyorsun. Neden bahsetmedin deyin? Bana böyle dolu cesur yorumlar yazın aşağıda. Hepsini okuyacağım. Gelin bu video cesur oldu. Aynı zamanda gelin aşağıda da YouTube'da yorumları şöyle bir sallayalım. Hepinizin yorumlarını bekliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her şeyden önemlisi benimle birlikte vakit geçirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kendinize iyi bakın. Aynaya baktığınızda Kendinize çok naif davranın. Vücudunuzu sevin, kendinizi sevin. Hoşçakalın.